Abi Melek tavır yapıyor bana. Oğlan bitenden beni sorumlu tutuyor. Ama sen biliyorsun benim bir suçum, günahım yok. Mithat, özel hayatınız beni alakadar etmez. Ama bir daha Melek'e şiddet uygularsan kayıtsız kalmam. Abi ne şiddet hiç. Olur mu öyle şey? Ben o anın paniğiyle zapt edebilmek için yaptım öyle. Ben bilmem. Öyle zorla odaya kapatmak filan. Sakın. Evimde gürültü istemem. Ne konuşuyorsanız suhuletle. Sevgili Haşmet abi, daha fazla rahatsız etmeyelim biz. Evimize gidelim. Ne sorunumuz varsa konuşalım, çözelim. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Evime dönmek istersem dönerim. Şu anda bunu istemiyorum. Melek. Bak ben bu tavırlarına bir türlü anlam veremiyorum. Bu bizim ne ilk ne de son kavgamız. İlk defa bir odaya hapsediliyorum ben. İlk defa kızım yanımdan kaçırılıyor. Ve ne hikmetse kızımı babası değil bir yabancı buluyor. Daha sayayım mı? Tamam. Ama ne olursa olsun sen bizim aile meselelerimizi başkasına anlatma. Sonra pişman olmayalım. Eniştemi mi kastediyorsun? Merak etme, anlayışlı adamdır o. Biz Derya ile burada çok rahatız. Akşamki davete beraber katılmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorsun değil mi? Davete geleceğim. Eniştemle. Peki Melek. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ama bu meseleyi fazla uzatma. Kızım nasıl? Toparlanmaya çalışıyor. Hazırlıklara başladın Fiko. Tabii. Bilsem evden çıkmadan önce çelik yelek giyerdim. Oğlum, sırf o çelik yeleği üzerinden çıkarıp satmak için adam öldürür bunlar. Güzel makine. Ver şu anahtarı, çek git. Numan abiye söylemeyeyim seni. Gittin bana söyle. Burak geldi de. Arabayı da sağlam yapmışlar ha. Arabadan in. Yoksa seni öldürürüm. Sen tavuk bile kesemezsin lan. Bütün alem duymuş seni. Etmişler oğlum seni. Arkanda da kimse yok. Bizim gibi yalnız başınasın. Benim arkamda kimsenin durmasına gerek yok. Benim koltuğum altında bu var. Şimdi içeri gireceğim. Abinizle konuşacağım. Sonra
Dışarı çıkacağım. Arabamın camını tertemiz göreceğim. Anladınız mı lan? Konuşmaya geldim Numan. Af. Af dilemeye geldin diyelim ona. Kardeşime yaptıklarından sonra seni buradan öldürmeden niye göndereyim ben? Ha? Kardeşin o hatayı yaptıktan sonra yaşadığına dua etsin. Ben ona şans verdim. Ben buraya konuşmaya geldim Numan. Seninle iş yapacağız. Beni güzel misafir et. Yoksa senin kainatını bitiririm. 60'lar senin. Kovmuşlar oğlum seni, kovmuşlar. Sen neyine güveniyorsun ha? Arkanda kim var senin? Gelmişim bir tane adamla. Neyinize güveniyorsunuz lan siz? Ben kimseye güvenmem. Beni bilirsin Numan. Ben senin kardeşini sıkarken de kimseye güvenmedim. Şimdi de kimseye güvenmem. Bak hatta sana bir sır vereyim mi? Ben bazen kendime de güvenmem. Bedel ödemeye hazırım diyorsun yani. Ha? Bedel ödetmeye geldim Numan. İş yapacağız seninle. Bunun için sana bedel ödemem gerekirse öderim. Ne bileyim lan bana kazık atmayacağınızı. O senin bileceğin bir şey. Al. Al. Ben kardeşini bu elimle sıktım. Aramızda kan girdi. Kardeşinin kanına karşılık benim kanım. Sık. Sık lan. Sık. Sık. Sana borcumu ödedim. Şimdi sana hayatının fırsatını sunacağım. Bir çay söyle de konuşalım. Çay getirin lan! Nasıl buldun kızım? Ya burası gayet iyi Rukiye Hanım. Odaları da bayağı geniş. Muayenehane için uygun. Böyle bir elden geçirirsek bence güzel bir şey çıkabilir. Ne yapalım? Konuşalım mı mal sahibiyle? Konuşalım.
Baktığımız yerlerden en iyisi burasıydı. Sayın Bey'le sen bir konuş Fatih. Neden tutmak istediğimizi, neler yapacağımızı bir anlat, olur mu oğlum? Biraz kirada da bize yardımcı olur belki. Merak etme Rukiye anne. Ben Sayın...